أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم
bibereketi hatematil Kur'anil azim ve bihurmeti men arseltehu rahmeten lil alemin. Vafanna ya kerim, vafanna ya rahim, vafir lena dunubena bifazlike ve cudike ve keremike ya ekremel ekremin ve ya erhamer rahimin. Ey bizleri yoktan var eden, bizleri müminlerden kılan, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden azat günleri olan mübarek şehri Ramazan'ın arefe gününe ulaştıran ve bayramın arefesindeki şu günümüzde ya Rab, hamdimiz, şükrümüz, zikrimiz, duamız sanadır. Senin eşin ve ortağın yoktur, senden başka ilah yoktur. Ya Rab, sana olan imandan, itikattan bizleri ayırma Allah'ım. İlahi ya Rabbel Alemin, okumuş olduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'ı ve okunan tüm hatmi şerifleri dergahında kabulü karin eyle. Kalplerimize ve amellerimize nakşeyle, nurlu yolundan bizleri ayırma. Ya Rabbi, okunan hatmi şeriflerden ve okuduğumuz Kur'an-ı Azimüşşan'dan hasıl olan ecrü sevabı evvela sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına hediye eyliyoruz. Vasıl eyle, cümlemizi şefaatlerine nail eyle. Hasıl olan ecrü sevabı cümle peygamberin, enbiyanın, evliyanın, ulemanın, sülahanın, şühedanın, kafe-i ehli imanın ervahına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi, ilahi ya Rabbel alemin. Hasıl olan ecrü sevabı minel meşrik ilel mağrib, batıdan doğuya, kuzeyden güneye, bütün alemde ehli iman, din kardeşlerimizin, merhum ve merhume kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, hasıl olan ecrü sevabı şu beldemizde, beldelerimizde methun bulunan din kardeşlerimizin ruhlarına, şu içinde bulunduğumuz kabristanda yatan din kardeşlerimizin ruhlarına ve özelde şu içinde bulunduğumuz şehitlikte yatan aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, hasıl olan ecrü sevabı bu duamıza amin diyen kardeşlerimizin, hatmi şerifleri okuyan ve dinleyen kardeşlerimizin, cümle geçmişlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin, Ramazan ayını bitiriyoruz. Ya Rab, bayrama kavuşuyoruz. Rabbim, yaptığımız bütün ibadetlerimizi, oruçlarımızı, namazlarımızı, hatimlerimizi, hayır ve hasenatlarımızı, dualarımızı, istiğfarlarımızı dergahında kabul karin eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel alemin ve ya Erhamer Rahimin. Şu an insanlık aleminin içinde bulunduğu bu virüs imtihanından ya Rab, bir an önce beldelerimizi, milletimizi, alemi İslam'ı ve insanlığı bir an önce selamete erdir ya Rabbel Alemin. İlahi ya Rabbel Alemin, bizleri kaldıramayacağımız yüklerle imtihan eyleme. İlahi ya Rabbel Alemin, bizleri kendine kul ve Habibine ümmet eyle. Ya Rabbel Alemin, korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. İlahi ya Rabbel Alemin, bizleri de şu şehitlikte yatan, şu kabristanda yatan din kardeşlerimizin yolundan gidenlerden eyle. İlahi ya Rabbel Alemin, sağ ve salimen bayrama kavuştuk. Bayramımızı bayram eyle. Asıl bayram olan yevmül kıyamette, cennette nur cemalini görme bayramını bizlere nasip ve müyesser eyle. İlahi ya Rabbel Alemin, ölmeden önce cümlemize kamil iman, salih amel, nasuh tevbe, son nefesimizi verirken aşk ile buyuralım. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek ecel şerbetini bal gibi içmeyi, sırat köprüsünü yel gibi geçmeyi, cennette nur cemalini görüp bayram etmeyi cümlemize nasip ve müyesser eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, vatanımıza, milletimize, devletimize zeval verme ya Rabbi. İlahi ya Rabbel Alemin, bizleri içinde bulunduğumuz şu zor durumlardan, bu zor durumu, imtihanı başarıyla geçen, hayırlısıyla bundan çok zarar görmeden kurtulanlardan eyle ya Rabbi. İlahi, dualarımızı fetekabbelehe rabbühe bi kabulin sırrına mazhar eyle. Allahümme rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahirete haseneten ve kina azabennar.
Rabbena firli ve li valideyye ve lil mu'minine yevme yegumul hisab. Bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahümme inna nes'eluke temamen ni'me ve devamel afiye ve husnel hatime. Hayırların fethi için, şerlerin def'i için, bayramımızın hayra vesile olması için, Allah rızası için Celalel Fatiha. Allah kabul eylesin. Allah kabul eylesin. Uzun olmadı. Ağzına kısa da olmadı. Şöyle. Güzeldi. Eyvallah kardeşim. Tamam. Burada bir hepsini ya. Başını keseceğim. Hayırlı Ramazanlar. Sağ ol, Allah kabul etsin. Evet. Hepimizin geleceği yer. Burası olduğuna göre hayatımızı ona göre yaşamamız lazım. Ona göre davranmamız lazım. Tüm ölmüşlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Mübarek günde. Akkol mezarlığı biliyorsunuz. Sedişev'in en büyük mezarı. Hepsini dolaşmamız mümkün değil. Şöyle gezebildiğimiz kadarıyla. Gidiyoruz mu hocam oraya? Gidelim abi. Gidelim. Bu dünyada kim kalacak? Herkes gidecek. Herkes gidecek. Evet. O zaman canlı yayın yaparak. Gidiyoruz. Nereye gidiyorsun? İlker Bey'in. İlker Bey'in neyi? Babasının mezarına. Bir de orada mı yapacaksın? Artık. Şöyle gezelim. Orada mı gidelim? Mezarlıkları göstererek gidelim. Sen canlı mı yayın? Ben canlı yayın yapıyorum şu anda hocam. Konuş. Ölümü bahset. Hepimizin geleceği yer mezarlıklar. Evet, Cenab-ı Rahman Kur'an-ı Azimüşşan'da küllü nefsin zaigatul mevt sümme ineyle turcaun buyurur. Her nefis ölümü tadacaktır. Her nefis ölümü yaşayacaktır. Ölüm tabii inancımıza göre son değildir. Fani hayatın bitişi, ebedi hayatın geçiş yeri olan şu kabristan da işte ondan sonraki hayatta yevmül kıyamet, tekrar dirilme vel ba'su ba'del mevt, öldükten sonra dirilmeye iman ediyoruz. Tabii ki insanoğlu yeryüzünde ne kadar yaşarsa yaşasın, Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın 950 sene yaşadığı rivayet edilir, anlatılır. Ne kadar uzun yaşarsa yaşasın, başımıza gelecek olan bu ölüm bizi bir gün yakalayacak. Tabii ki ölüm anında mümin olarak, Müslüman olarak, Allah'a iman etmiş olarak gidebilmek müminin, Müslümanın istikbalidir, idealidir, gayesidir. Rabbim cümlemize son nefesimizi verirken eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek çene kapamayı, son nefesimizi vermeyi nasiple müyesser eylesin. İnsanoğlu ibret alacaksa eğer kabristanları ziyaret etmeli, hapishaneleri ziyaret etmeli, bir de hastaneleri ziyaret etmeli. Şu kabristan, Efendimizin kabirleri ziyaret edin tavsiyesindeki hikmetlerden birisi de kabirdekileri tabii okumak var ama onun ziyadesiyle kabirdeki dolaşan bir insan oradaki insanlardan şöyle bakacak, ibret alacak. Diyecek ki burada ne zenginler yatıyor, ne güzeller yatıyor, ne yakışıklılar yatıyor, ne güçlü insanlar yatıyor, ne zayıf insanlar yatıyor. Şu kabristanda
her insan tipinden insanlar var. Demek ki gücümüz, kuvvetimiz, yaşımız, pozisyonumuz ne olursa olsun biz bir gün, o da eğer nasip olursa, bir toprak parçası bize nasip olursa şu kabristanlara belki yatacağız. Nasip olmayan da var. Yani insanoğlu cenazesinin yıkanması, cenazesinin kefenlenmesi, müminlerin hüsnü şehadeti, bir kabire gönülmesi, namazının kılınması bir şereftir ve nasiptir. Bunu bulamayanlar da var. Rabbim bize akıbetimizi hayır eylesin. Kur'an-ı Kerim'de vel akıbetü li takva ayeti kerimesi var. Çok manidardır. En güzel son, en güzel o final, o finish kimin içindir? Takva sahipler içindir. Takva nedir? Allah'tan hakkıyla korkmak, Allah'ı hakkıyla sevmek ve Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Yüce Rabbim bizlere şu kabristana girmeden önce razı olduğu, onun razı olacağı amelleri işleyebilerek onun huzuruna o şekilde varmayı Rabbim cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Şu toprağın altına girdikten sonra amel yok. İcraat yok. Değil mi Fahri abi? Faaliyet yok. Evet. Ne yaptıysan ne son yaparsak buradayken var. Ayakta son nefesi var. Vermeden yapabiliyorsun. İşte Ramazan ayını da bu şekilde şöyle bir özetleme yaparsak son sözlerimizi söyleyelim. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı tabir caizse Ramazan ayı dünyaya benzetelim Ramazan ayını. Yani o 30 gün dünyaya benzesin. 30 gün dünyamız. Arefe gün vefatımız, bayram günde dirilişimiz diyelim. Yani kişinin 30 günde Ramazan ayında yaptığı faaliyetlerin arkasından kendisine bayram ödülü verilir. Yani yemediği, içmediği birçok şeyi kendine yasakladı. Bayram sabahıyla birlikte, Arefe gün akşamla birlikte kendine yasakladığı birçok şey bayramla birlikte daha güzel bir şekilde geriye dönüyor. Ne demek bu? Dünya hayatı da aynen böyledir. Kişinin dünya hayatı Ramazan ayı gibi olursa bayramı da bayram gibi olur inşallah. Rabbim bizlere bu dünyada bayram yapabilmeyi nasip eylediği gibi cennette Efendimizin yanında, Allah dostlarının yanında, peygamberlerin, şehitlerin, sıddıkların yanında, onun razı olduğu yerde Cenab-ı Allah'ın huzurunda olmayı cümlemize nasip ve müyesser eylesin inşallah. Arefemiz mübarek olsun. Bayramımız da inşallah şimdiden hayırlı, bereketli olsun inşallah. İnşallah. Evet sevgili izleyiciler, şu anda şehidimiz, başka bir şehidimiz, bu şehitlikte olmayan şehit Mehmet Uysal'ın mezar başındayız. Tabii ki burada. Euzubillahimineşşeytanirracim. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بضواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوى ولا يخاف عقباها صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ربي cümle geçmişlerimizin ruhu için, şu kabristandaki bulunan din kardeşlerimizin, metfun olan din kardeşlerimizin ruhları için,
şehitlerimizin ruhları için, özellikle şehit Mehmet Uysal kardeşimizin ruhu için, Allah rızası için Cellalel Fatiha. Allah kabul etsin. Evet. Allah kabullerini nur eylesin inşallah.